İstanbul'a gelince dün başlayan fırtına bugün etkisini arttırdı. Kentte vapur seferleri iptal edildi. Küçükçekmece'de dalgalar bir sitenin bahçesine vurdu. Mega kentin sahil şeritlerinde manzara benzerdi. İstanbul fırtınaya teslim oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkarken hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkisini arttırdı. Kağıthane ve Pendik'te etkili olan rüzgar çatıların uçmasına neden oldu. Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Büyük bir gürültüyle iki aracın üstüne düştü. Büyük bir ses, büyük bir şiddetli bir rüzgar vardı. Şiddetli rüzgar beraberinde dev dalgaları da getirdi. Kıyıya vuran dalgaların boyu 2-3 metreye ulaştı. Küçükçekmece'de dev dalgalar bir sitenin su basmasına neden oldu. Sitenin bahçesi adeta göle döndü. Bu bölgede yer alan apartmanların bazılarını deniz bastı. Şu anda bulunduğumuz bölgede bir apartmanın bahçesi vardı ama dün gece dev dalgalar o bahçeyi doldurarak resmen burayı bir havuza dönüştürdü. Dev dalgalar nedeniyle Ortaköy'de deniz seviyesi yükseldi, bir iş yerini su bastı. Kazan dairesine dolan su itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yağış ve rüzgar nedeniyle Kadıköy'de bir ağaç 3 katlı binanın duvarına devrildi. Benzer bir görüntü Üsküdar'da da yaşandı. Devrilen ağaçları belediye ve itfaiye ekipleri kaldırdı. Fırtına ve soğuk hava İstanbul ulaşımını da etkiledi. Şiddetli rüzgar, fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu ve denizde de ulaşımda aksamalara sebep oldu. Bu yüzden bazı seferler iptal edildi. Bursa ve Yalova seferleri de askıya alındı.